5 sene ülkenin fethi yaptıktan sonra da 65 yılı sonlarında Maraş'a valiye tayin edildim. Maraş'ta 5 yıl kaldım. Orada e, büyük bir sevgiyle, heyecanla e, çalıştım. Halkın büyük desteğini gördüm. E, Mesai arkadaşlarımın büyük bir desteğini gördüm. Bu destekler sayesinde 5 e, yıllık e, hizmet dönemim orada e, büyük bir zevkle geçti. Bu hizmetler meyanında, Maraş'taki ana bir caddenin yapımını ele almıştım. Hükümetin önünden geçen bir ana cadde vardır, o tarihte orası çok ilkel bir cadde görüntüsündeydi. Bir iki yıl içerisinde orayı çok güzel bir cadde haline getirdik şehrin merkezinden istasyona kadar uzanan bir buçuk kilometre uzunluğunda yaklaşık bir caddedir. Halkın yardımı, devletin imkanlarından da yararlanmak suretiyle. Maraş büyük bir şehir. O tarihlerde yani 66 yıllarının başlarında büyük bir şehir. Ama ilkel bir tablo ile orada karşı karşıya kaldığımı söyleyebilirim. Örne, örneğin, Hükümet Caddesi'nin önünden geçen o bahsettiğimiz cadde, e, bir çamur deryası halindeydi. İnsanlar taşların üzerinden çekerek hükümete kadar ulaşabiliyordu. Yani bu caddenin mutlaka ele alınması ilk yapılacak işlerden birisiydi. Ama önemli bir işti. Yani hükümetten sağlanacak kaynaklarla bunu o tarihlerde yapmak mümkün değildi. Çünkü zaten hükümetin elindeki kaynaklar da çok sınırlıydı. O dönemin hükümetlerinin elindeki kaynaklar. Bunun üzerine ben mahalli bir e, çalışmayla, ortak bir çalışmayla, halkın da katılacağı, belediyenin yardım edeceği, devletin araçlarının e, devreye girmesiyle düzenlenecek bir çalışmayla bu işi başarabileceğimizi hesapladım. Ve böyle bir program hazırlayarak e, yola çıktık. Nitekim bu program güzel bir şekilde uygulandı. Bir iki yıl içinde Maraş çok güzel bir cadde kazandı. Ta şehrin merkezinden istasyona kadar uzanan güzel bir cadde kazandı. Ee, 70 yıllarıydı. Bu cadde bitti. Ee, bana zamanın belediye başkanı e, gelerek bu caddeye e, epey emeğim geçtiği için benim adımın e, verilmesini belediye meclisi olarak karlaştırdıklarını Söyledi. Ben de teşekkür ettim ama arkadan ekledim dedim ki ben prensip olarak devletin imkanlarıyla yapılan işlere idare adamlarının, politik adamların isimlerinin verilmesine prensipte karşıyım. Onun için bu nazik teklifinizi kabul edemeyeceğim, beni mazur göreceksiniz dedim. Belediye başkanı belki de böyle bir cevap beklemiyordu, biraz e, duraksadı. O zaman dedi biz bir kez daha belediye meclisinde bunu görüşelim müsaade eder misiniz? Hay hay dedim. Bir saat sonra geldi bana. Dedi efendim şöyle bir karar verdik. Bu caddeye Trabzon Caddesi adını verelim. Çünkü siz Trabzonlar dedi 1920 yılında Maraş'ın gösterdiği büyük milli mücadelede gösterdiği büyük kahramanlık yüzünden verdiği büyük şehir savaşı yüzünden büyük duyarlılık gösterdiniz. Trabzon Belediye Meclisi o tarihte toplandı ve en büyük caddelerine Maraş Caddesi adını verdiler. Bu olay 1920'de oluyor. Nitekim bunun teyidini ben sonra Trabzon'dan da aldım. Doğru. Şimdi biz o tarihten beri aradan 50 yıl geçti. Bir mukabelede bulunamadık. Şimdi sizin doğu büyüdüğünüz şehrin adını e, buraya verme kararını aldık. Herhalde buna itirazınız olmaz dedi. Elbette dedim. Büyük onur duyarım. Benim memleketimin adını buraya vereceksiniz. Öylece o caddenin adı Trabzon Caddesi oldu. Şimdi o cadde 1970'lerden beri e, Maraş'ta e, Tabzon Caddesi olarak anılmaktadır. İsterseniz size e, halkımızın ne kadar duyarlı bir toplum olduğunu göstermek bakımından orada pek çok hatıram var da e, Maraş'ta bir tanesini anlatmak isterim. O çok önemli çünkü. Gene bu isim vermeyle ilgili ama orada ilginç bir halkın tavrı var. Yani bu anlatılmaya değer. Onu da anlatayım. Şimdi Maraş'ın bir köyü var. Tekir diye bir köyü var. Bu Maraş-Kayseri yolu üzerindedir ve turistik bir köydür. Güzel bir köydür. Ormanların içinde bir köydür. Bunların köylerin arkasındaki dal anti Antitoroslar. Orada meşru bir kaynak suları varmış. Orada her geliş geçişte bana derler ki aman vali bey ne olur şu kaynak suyunu Toroslar'dan tekire getirelim. Bize önce ol. Dedim ki şöyle vatandaşlara sene 1967-68 bakın ilginçliği şurada. Peki dedim yapalım. Ama dedim malzeme ve mühendislik devletten bütün çalışma ve ustalık sizden dedim bu şartla. Hay hay dediler. Gerçekten adamlar proje yapıldı. Ee, çalışmaya başladılar. Dağları devirdiler bir anlamda. O kadar da çok engebeli bir araziden geliyor ee, sular. Ve sula, suyu akıttılar köyde. Meden çeşmeleri yaptılar. Evlere suyu bağladılar. Tabii Muratlar ne erdiler Çok memnun oldular. Bir gün geçerken e, yine yol üzerinde olduğu için kuzeydeki kazalara gidiyorum. Durdum. Bakayım son durumu nedir? Bu işin. İndim baktım bir çeşme üzerinde benim adım yazılı. Necmettin, Vali Necmettin Karaduman diye. çardım köylüyü. Nedir dedim bu? E bey dediler senin adın. bana sormadınız dedim. Niye benim bana sormadınız dedim bunu yazdınız buraya? E, niye soralım ki bey dediler. O köylü safiyetiyle. Niye soralım ki bey? Biz 30 yıldır bu işin peşindeyiz yaptıramadık. Senin zamanında yapıldı bu iş. Onun için seve seve sen adını yazdık buraya. Onun için sormadık sana. Gönüllerini kırmamak için bunun niye doğru olmadığını, uygun olmadığını anlattım. Hemen dedim ben buradayken bu ismi silin. Sildirdim. Biraz tabii vuruldular. Ama sildiler. Bakın ne oldu ondan sonra. Aradan 30 yıl geçti. Bu köy 30 yıl sonra. Demek ki 97-98'lerde belediye olmuş. Belediye orada olmaz ilk işleri. Kocaman bir meydan çeşmesi yapmışlar köyün ortasına. Mermerden büyük bir çeşme yapmışlar. Üzerinde yazmışlar. Vali Necmettin Karaduman hatırası. 30 yıl sonra. Şimdi halkımız böyle bir halk. Yani 30 yıl geçiyor ama onu kafasına takmış. Öyle bir vefa dolu ki yüreği yine illa o kafalarındaki fikri e, tahkuk mevkine koyacaklar. Tabii bunu oradan geçerken, bana da bildirmediler bunu. Oradan bir yakınım geçerken görmüş, il, ilgilenmiş, nedir bu falan diye, niye koydunuz bunu buraya diye sormuş. sormuş. Anlatmışlar hikayesini, fotoğraflarını çekmiş, bana getirdi. Ben de o zaman emekli olmuştum, yani politikayı da bırakmıştım, getirdi. Gördüm, tabii çok duygulandım, çok memnun oldum. Yani halk böyle bir halktır. Şimdi yine halkın Devlete olan bağlılığını anlatan yine e, bir fıkra gibi e, olay var. O olay da Erzurum'da cereyan etmiştir. E, size bir de ondan bahsedeyim. 70'te Erzurum'a gittim. Vali olarak Erzurum'a gittim. E, Maraş'tan ayrıldım, Erzurum'a gittim. E, Erzurum'la çok iyi bir diyalog kurduk. Hala onların da benim hatıramda müstesna yeri vardır. Bir tanesini ilginç bulduğum için size nakletmek istiyorum. Bir gün baktım vilayetin önünde 50-60 kişilik bir topluluk belirmiş. Ee, Vali ile görüşmek istiyorlar. Soğukta bir kış günü. Erzurum'un da iklimi zaten serttir bilirsiniz. Dedim 4-5 kişilik bir heyet gelsin, konuşalım vatandaşlarımızla ne istiyorlar. Geldiler yukarıya 5 kişilik bir heyet. İşlerinde 85 yaşlarında birine de var. Yaşlı birine var. Dediler ki, bey, vali bey, çok sıkıntıdayız. Şehre kömür gelmiyor. Birkaç gündür kömür gelmiyor. Yakacak kömürümüz kalmadı evlerde donuyoruz, perişanız. Aman bir çare. Devlet olarak bir çare. Ben de bunu bildiğim için sürekli Ankara'ya temas halindeyim. Hatta Yol üzerindeki tren istasyonları yetimaz halindeyim. Yani Erzurum'a nakledilen kömür nerede, ne zaman gelecek? Adım adım izliyorum. Anlattım bunu. Anlatınca oradan o yaşlı nene, o grubun içinden çıktı bir biraz ileriye. Dedi ki, oğul Allah devlete millete cevap vermesin. Sen elden geleni yapıyorsun. Başka ne yapılabilir ki? Biz her şeye katlanırız. Tasa etme. Yeter ki Allah devlete millete cevap vermesin. Tabii bu e, ninenin davranışı beni çok duygulandırdı. Düşündüm ne asil insanlar var şu memleketimizin bireyleri arasında. Yaşlılarımız, gençlerimiz arasında. Bu kadar sıkıntıya rağmen bana verdiği cevap çok anlamlı. Allah devlete millete cevap vermesin. Oğul tasa etme. Sen elden gelen ne yapıyorsun? Biz her şeye katlanırız. Demez mi? Ve ayrıldılar. Benim ama ilk işim şu oldu. Hemen talimat verdim. Özel kaleme. Dedim ki bu ninenin adresini tespit edin. Bu akşam en yakın okulun deposundan bir ton odun, kömür alınsın, evine bırakılsın. Yani ninenin bu davranışını mükafatı. Onun benden beklediği bir şey yok. Ama benim bir görevim var ona karşı. Ve dedim bizim bir yardım derneğimiz var. Ben bir yardım derneği kurulmuştum. Böyle, yani böyle acil durumlarda kullanılmak üzere... eee parasal bir kaynak var elimizde. Çok mütevazi de olsa onu kullanıyoruz yeni geldikçe. Ee, o derneğin parasından kömür gelir gelmez bir ton kömür alırsınız. Okuldan aldığınız kömürü yerine korsunuz. Ama hani, e, illa ki bugün ninenin gece evine bu ton, bir ton kömür ulaşsın. Götürdüler ve zannediyorum bir daha da görmedim yüzünü ama nene herhalde o bir ton kömürü evinde o gece görünce devlete millete bir kez daha dua etmiştir.